arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kargo poşetini açacağız. Daha doğrusu aldığım kıtasiye ürünlerini açacağız ama çünkü garip bir cümle oldu ama annem kargo poşetini ben ellemeyeyim diye ben okuldayken açmış. Bu yüzden böyle, hatta burayı da açmış, bakmış içine, kalemleri masanın üstüne koymuştu. Ben geri içine soktum. Böyle trend yoldan aldım. Şimdi size de video çekmek istedim. Açarken video çekeceğim. Acayip heyecanlıyım. Bayağı heyecanlıyım. Bir de ben ne güzel kargo açacağım diye burada falçatamı bile getirmiştim. Neyse, yapacak bir şey yok. Direkt buradan açalım. Bu arada Trendyol'daki kıt gemi dükkanından aldım. Onları da şey yapabilirsiniz. Açıyorum. İlk baş bu geldi. Buna acayip heyecanlıyım. Hiç şarpım yoktu. Yani şunların ikisi vardı. Hemen göstereyim. Sadece bunlar. Eskileri gitti ama uçları gördüğünüz gibi bayağı berbat oldular. Benim bayağı şarpım vardı. 6-7 tane. 10 diyelim ona. Öyle vardı ama uçları mahvoldu. O yüzden attım. Bu da ince uçlu olanlardan. Burası böyle olunca ince uçlu demek oluyor. Bunları en son arkadaşlar videonun sonunda açacağız. O yüzden videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi bakalım, bir dakika, ben hemen bakıyorum. Zaten fazla bir şey yok. Bir tane de kalemlik var arkadaşlar. Onu da gelince şey yaparız, bunu açalım. Çok sevimli bence. Küçük bir alışveriş yaptım. Büyük yapmadım. Küçük alışveriş oldu. Bu şekilde. Ben kalem videosunda da söylemiştim bir tane alışveriş yapmayı düşünüyorum diye. Ya küçük olur, ya orta olur, ya da öyle olur demiştim. Küçük bir alışveriş yaptım. Nedenini bilmiyorum. Kalemliği de gelirse göstereceğim. Videoya eklemeyi düşünüyorum. Bunu da böyle koyalım. Bu kitap ayrıcı. Bu acayip hoşuma gitti. Sonra arkadaşlar, zaten içinde fazla bir şey yok şu an. Şöyle bir şey var. Aaa! Hediye göndermişler ve balinalı. Çok sevimli. Çok güzel. Bir de şurada kart var. Ona bakalım. Teşekkürler. Kıt gemi dükkanı. Bu kadar. Başka bir şey yok. Çok güzel. Tam buna bakacağız. Son olarak bu var. Acayip güzel. Benim hiç şeyim de yoktu. Stabile swing kulum da yoktu. Boyu sandığımdan kısaymış bu arada. Şöyle. Normal stabile boss boyutu. Şöyle. Videolarda izlediğimden bayağı kısaymış. İçinde başka bir şey yok. Dediğim gibi küçük bir alışveriş oldu. Poşeti çok güzel bu arada. Bu şekilde. Çok mu fazla bu şekilde dedim. Emin değilim ama hemen önce ben şu stickerleri açmak istiyorum. Hediye glam beklemiyordum bu arada. Hediye. Hediye din. Garip bir yazı şekli. Tamam. Bilgilendirme. Ben video gelmeyecek büyük ihtimal demiştim ama video geliyor. Sınav haftası olmasına rağmen. İkra da video çekiyor ara sıra ama atmıyor. Neden bilmiyorum. Bir de açamadım. En iyisi falçatayla keseceğim. Çünkü poşeti açamıyorum. Evet arkadaşlar, açtım, geldim. Video kapandı. O yüzden videoda açamadım. Neden kapandığını bilmiyorum. Bu şekilde. Büyük ihtimal sticker. Evet, sticker. Böyle. Bence gayet iyiler. Favorim şu. Çünkü rengarenk. Bazıları balina, bazıları köpek balığı. Yok, köpek balığı yok. Tamam, yanlış görmüşüm. Bunları sticker kutumun içine koyacağım. Sonra gidip hemen şunu açalım. Buna falçata gerek yok zaten. Şurada yeri var. Buna acayip heyecanlıyım. Ben kitaplarım var benim. Bir tane kitabım var. Onu okumayı çok seviyorum. Onu okurken bunu da şey yapacağım. Kenarına ayrıntılarak koyacağım. Şu poşetlere şuradan hemen alıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle. Heh. Şimdi bunu açalım. Çok sevimli duruyor. Bakın şurada gülen yüz var. Çok tatlı. Söyle. Söyle mi? Ve şöyle. Çok tatlı bence. Acıklı bir ayraç. Kitap ayracı. Onu şeyde göstereceğim. Kitaba takıp. Bunu en son açalım çünkü en çok buna heyecanlıyım. En son açalım çünkü en çok buna heyecanlıyım. Renklerini de deneriz. Falçataya gerek olduğunu düşünmüyorum.
Evet, gerek yok. Allah, çok güzel. Bakın. Hiç tablo bu şar ay pardon şar bir se notum olmamıştı. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Yanlış okuyor olabilirim. Dörtlü bir set ama yine de olsun. Şurada şeyler gözüküyor, paketler. Evet, çok güzel. İlk açılma. İnce uç. Yani arkadaşlar, ince uç derken kesik uç. Evet, bu arada ince uç sanıyordum. Böyle çok güzel. İnce uç sandığımı söyleyebilirim. Ama en azından yuvarlak uç değil. Yani düz uç değil. O öyle olunca hiç güzel olmuyor. Evet, bu şekilde. Yine ben mutluyum ama çok güzel bence. Şimdi en heyecanlı olduğumda hiç bundanım, sivin kulum olmamıştı. Şunun sırasındaki bantı açıyoruz. Ta 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 tam. Ben bundan önce sadece bir tane daha kargo açılımı çekmiştim. Bu tam kargo olmadı ama kalemliği annem inşallah açmazsa kargo ile açacağım. Ay, Stabilo'ya bayılıyorum ya. Bence Stabilo çok iyi bir marka. Ama bunu da ucunu açıyorum. Ya bu kaç? 2021 renkleriydi galiba. Tam bilmiyorum. Bende bunlar yoktu. Evet. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar, bunun içlerinin hepsini tek tek göstereceğim. Hepsini aynı ama olsun. Böyle. Sonra gidip bir tane kağıda bunların hepsini deneyeceğiz. O zaman ben şuna kitaba takıp bunları da deneyip hemen geliyorum. Renkleri denedim arkadaşlar. Burada iğrenç yazdığımın farkındayım. Yani kusura bakmayın. Çok kötü yazdım, berbat yazdım. Bu da böyle oluyor. Böyle gözüküyor. Bir de ben böyle kitapları okumayı seviyorum. Ne kadar büyümüş olsam da. Yani bu kitaplar. Benim arkadaşlarım genelde daha korku tarzı falan okuyor. Ben bu tarz seviyorum. Zevklerle renkler tartışılmaz. Bu şekilde ya da içeri doğru. Tam emin değilim ama ben böyle şekilde kullanacağım. Şuradan oluyor. Böyle ben bu kitapta değilim, başka bir kitaptayım ama o çantamda, çıkartmak da istemedim. Bu yüzden bu şekilde. Yoksa ben yine çok fazla bu şekilde mi dedim? Emin değilim. Kalemlik de var arkadaşlar, demiştim zaten. O da gelecek. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. O zaman siz şimdi direkt gelmiş olması gerekiyor kalemlik. Yani siz bu videoyu izlerken, izliyorsanız gelmiş olması lazım. Siz o zaman direkt o kalemlik açılış videosunu izlemeye gidin. Bu arada stikerlere bayıldım. Tekrardan Kağıt Gemi Dükkanı'na hediyesi için teşekkür ederim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün az önceki videonun devamını çekiyorum. Ertesi günündeyim. Şimdi ben şey unutmuşum. Kalemi gelecek dedim. Ama bir tane de Serven'in kalemi var. O da geldi. Onun için acayip heyecanlıyım. Direkt açıyoruz. Burada inşallah yanlış renk menk falan değildir. Yoksa çok üzülürüm. Hemen. Açıyoruz. Allah. Ama sandığımdan çok fazla parlak. Evet. Biraz fazla parlak sanki. Bu pembeymiş. Turuncu değilmiş. O öyle beklememiştim ama. Çok güzel. Hemen bir tane kağıt alacağım. Yazmayı deneyeceğim. Şunları da, başka içinde bir şey yok. Kalemlik gelince de arkadaşlar devamı çekeceğim. Büyük ihtimal yarın gelir. Yarın geleceğini düşünüyorum. Kalem acayip güzel bu arada. Rengi biraz beklediğimden cırtlak çıktı. Bunun farkına bakın. Neyse, şu gözüktüğü gibi asla değil. Pembe bu şu an. Neyse, hemen gösteriyorum. Dün denemiş olduğum deftere deneyeceğim. Hemen buraya. Yazım kötü bu arada. Şöyle tutalım. Çok güzel. Hemen hızlıca yazalım. Tamam, o zaman kalemlik açışında görüşürüz. Çok güzel bu arada. Evet arkadaşlar. Ve videoyu da sonradan seslendirdim. Annemler yapıyordu. Şu an sonradan seslendiriyorum. Kalemlik beklediğimden baya büyüktü. Burada da onu gösteriyorum zaten. Elimden baya büyük olduğunu.
Tek elle açtığım için biraz açma uzun sürdü ama kalemliğe bayıldım. İsteyenler alabilirler. Linkini koyamayacağım. Ama siz Trendyol'a hemen markasını yazarsanız, zaten şu an kalemin üstüne yazan markayı, direkt çıkar. Arkadaşlar ben kalemi acayip beğendim. Tekrardan söylüyorum, bayıldım. Bunun karpuzlusu falan da var. Ama ben çilekliyi tercih ettim. Çünkü çilekli çok hoşuma gitti. İçi de bundan bayağı büyük. Yani bu kadar büyük beklememiştim. Bayağı büyük. Gerçekten böyle olduğunu düşünmüyordum. Acayip tatlı duruyor bu arada çilekleri. Bu şekilde altta kocaman bir bölüm var. Fosforlu kalem falan koyabiliyorsunuz. Orada kalem takma yeri de uçlu kalem, kurşun kalem gibi en çok kullandığınız kalemleri koymak için. Bu fileli yerde silgi, uç, dark steel gibi ne istiyorsanız o eşyalar koymak için. Burada deriliyorum. Tamam, dilim dönmüyor, siz anladınız. Acayip hoşuma gittiğini belirtmek için. Burada da kamerayı zar zor görüşürüz demeye çalışıyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki böyle videolar için videoya like atmayı unutmayınız. Bundan önceki kargo açılımı videosunu aşağıdaki açıklamalar kısmına koyacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye.